TV ekranlarından mutlu günler değerli izleyenler. Bir Hayat Tercihtir programıyla daha bugün de karşınızdayız. Bugün ikinci programımız. Neler yapıyoruz bu programda? Üniversite adaylarına bu süreçte, özellikle bu stratejik dönemde, tercihler dönemine giriyoruz. Önümüzdeki hafta sınavlar tamamlanacak. Bu süreçte bu adaylarımıza bir nebze de olsa meslekleri tanıtmak, okulları tanıtmak, kişiliklerine uygun mesleklerde doğru tercihleri yapmaları noktasında rehberlik hizmeti sunuyoruz. Üsküdar Üniversitesi'nin akademik kadrosuyla tabii ki bunu yapıyoruz. Bugün de önemli bir konuyu ele alacağız. Sağlık hizmetleri meslek yüksekokullarının önemlerine dikkat çekeceğiz. Bunun haricinde optisyenlik, özelde de optisyenlik ve ilk ve acil yardım programlarını ele alacağız, değerlendireceğiz. Üsküdar Üniversitesi'nden başta da bahsettiğim gibi değerli akademisyenlerimiz bizlerle. Onlara dönmek istiyorum. Hoş geldiniz. Üsküdar Üniversitesi Artı X'den de tabii hocam sizlerle birlikte olmuştuk cumartesi akşamları. Üsküdar Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu müdürümüz Profesör Doktor Gülten Kaptan. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Sağ olun. Hemen yanında yardımcı doçent doktor İbrahim Şahbaz. Yine Üsküdar Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğretim üyesi, optisyenlik bölüm başkanı. Sizler de hoş geldiniz. Ve yanımda bizimle ilk kez birlikte olan öğretim görevlimiz İrem Hanım, İrem Özel. Üsküdar Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ilk ve acil yardım bölüm başkanımız. Doğrudur. Doğru telaffuz ediyorum değil mi? Doğru. Hoş geldiniz. Hoş şerefler verdiniz. Ayaklarınıza sağlık. Evet değerli izleyenler, bugün neyi konuşacağız? Sağlık hizmetleri, meslek yüksekokulları eğitimde ve yaşamımıza ne kadar önemli? Bunları ele alacağız. Optisyenlik programı, özelde optisyenlik programını değerlendireceğiz. Neden önemli? Çünkü stratejik görevlerde, stratejik pozisyonlarda yer alabiliyorlar. Sağlıkta ilk ve acil yardımın önemine dikkat çekeceğiz. Bunları değerlendireceğiz. Bizimle sosyal medya üzerinden sorularınızı paylaşabilirsiniz. Aynı zamanda canlı telefon bağlantıları da alabiliyoruz. Öğrencilerimiz, velilerimiz bizlere, hocalarımıza önemli gördükleri soruları sorabilirler. Telefon numaralarını yönetmenim zaten zaman zaman altta sizinle paylaşacak. Tekrar hatırlatmak isterim. 0216 400 2296 bize ulaşabileceğiniz numara ve 0216 42297'den sorularınızı hocalarımıza paylaşabilirsiniz. Mail olarak ise bilgi@hayattercihtir.com mail adresimiz ve facebook.com üzerinden de hayattercihtir'den sorularınızı bizimle paylaşabilirsiniz. Evet hocam, tekrar hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Bu süreç önemli. LYS'nin bir kısmını, yarısını geride bıraktık. Önümüzdeki haftada diğer aşamaları olacak. Ve sonrasında ciddi bir tercih maratonu başlayacak. Evet. Öğrencilerin en zorlandıkları alanlardan biri, dönemlerden biri diyelim. Tabii sağlık hizmetleri meslek yüksekokulda çok önemli. Evet. Yani ara eleman yetiştirme noktasında, yaşam kalitesini, seviyesini yükseltmesi noktasında, çünkü ciddi görevler düştüğünü biliyorum ben size. Biraz bunun öneminden bahsedebilir misiniz? Müdür olarak, sağlık hizmetleri meslek yüksekokulu müdürü olarak, buyurun. Tabii Şaban Bey. Şimdi sağlık hizmetleri meslek yüksekokuluna geçmeden önce ben sınava giren, kazanan ya da kazanmayan bütün öğrencilere buradan sevgiyle başarılar diliyorum. İnşallah diledikleri gibi olur. Emekleri yerde kalmaz. Ve birçoğunu bizim okulumuza bekliyoruz. Sağlık emekleri zayi olmasın değil mi hocam? Evet. Zayi olmasın evet. Kesinlikle. Çünkü biliyoruz anneler babalar da onlarla beraber bir maraton içerisinde koşuyorlar. Evet. Ve ben ne tür heyecan yaşadıklarını hala o gün gibi hissediyorum. Onların yanındayız. Üsküdar Üniversitesi olarak da yanındayız. Hepsini davet edeceğiz birazdan, programlarla da arkadaşlar davet edecekler. Şimdi sağlık hizmetleri meslek yüksekokulu olarak söylediğim, bütün üniversitelerin bölümleri önemli tabii ama ben öncelikle şunu vurgulamak istiyorum. İbrahim Hocam da bir göz doktoru, aynı zamanda hekim. Evet. İrem Hanım'ın birçok klinik deneyimleri var. Ben önceden de kendisiyle gurur duyduğum bizlerle bir mesai evet arkadaşımdır da aynı zamanda. Her yönüyle, görev bağlılığıyla çok da severim, bilgisiyle, görgüsüyle. Şimdi şöyle bir alaylı sorunu vardı hocam, biliyorsunuz. Hala da var yani hastanelerde yaşanan. Allah'tan bu hani kalite akreditasyonlar geldi. Özel hastanelerden bir takım istekler geldi. Öncelikle temel olan burada sağlık hizmetleri meslek yüksekokulunun getirdiği tüm meslekler için söylüyorum. Sadece bugün burada paylaşacaklarımız için değil. Bu alaylı durumu ortadan kalkmış oluyor. Yani diplomalı ara elemanları diyoruz ama evet, buradan öğrencilerimiz de bunu farklı algılamasınlar. Yani hekim ya da 4 yıllık lisans programlarıyla bir geçiş mesleği gibi algılamak anlamında ara elemanı
zamanı diyoruz. Yoksa birazdan programların içeriklerini arkadaşlar da bahsedecekler. Oldukça donanımlı ve diplomalı eleman yetiştirmek. Evet. Sonra daha önce sizinle bir sürü program paylaştık biz. Yaşlılarla ilgili, gençlerle ilgili programlarınız oldu ve benzeri. Sadece bizim ülkede değil, bütün ülkelerde bir profil değişimi var. Yani uzun yaşam var. Genç nüfus çok fazla. Şimdi mesela istatistiklere bakmadan geldik ama bayağı bir üniversite sınavına giren öğrenci sayısı var. 1 milyona yaklaşık hocam. Şimdi bu kadar nüfusa belli alanlarda ulaşabilme gereksinimi de var. Yani daha kısa yoldan kolay meslek edindirme, daha kolay diyelim, kolay demeyelim meslek edindirme ve de istihdam kolaylığı olan okullardır sağlık hizmetleri, meslek yüksek okulları ya da meslek yüksek okulları. Ama bizimki tabii sağlıkla daha çok iç içe olan bir meslek yüksek okulu olduğu için ben en büyük getirisinin ve artısının bu olduğunu düşünüyorum. Çünkü hatta bizim ülkemizde bence geç bile kalındı, hep okurduk önceden değil mi hocam? Yabancı ülkelerde neye istidadı varsa çocuğun önceden ön testlerle hani oraya yönlendirelim. İşte herkes profesör olmaz ya da herkes mutlak lisans, onun üstüne bir eğitim yapmaz ama yeteneği olan bölümde bir meslek sahibi olur. Benim mesela nacizane Avrupa deneyimlerim de var. Her programda söylüyorum öğrensinler diye Şaban Bey. Öylesi şeyler gördüm ki işte Belçika bunlara bir örnek, birçok Benelux ülkesine gittim. Doktora yapmış elemanlar kasiyerlik de yapıyorlar. Mesela kasiyerle başka bir yerde iş bulmamış ama akademisyen olarak çalışmıyor. Bu bir anlamda bu okulların verdikleri alaylılıktan kurtarmak topluma davranış modeli de getiriyor eğitimli insan. Yani bir minibüsün şoförü de olabilir bu işi yapacak olan kişi. Bir kuaförlük öylesi bölümler de var mesela, şu anda bizde yok ama tabii ki eğitim almış insanın davranışı diğer insanlara yansıyor. Belirleyici yani ülkemizin gelişmesi açısından, toplum açısından, hizmeti sunan açısından, alan açısından, arz talep karşılanmasında da son derece önemli. Ama şu anda genç nüfus hem yaşlı nüfus biraz daha paralel gidiyor bizde. İş bulma sorunlarının da karşılanması açısından son derece önemli. Hayata daha çabuk katılıyor değil mi hocam? Hayata tabii daha çabuk katılıyor. Daha üstüne devam etmek isteyenler olursa arkadaşlar bahsedecekler. Dikey geçiş sınavları var mesela devletimizin sunduğu, ÖSYM'nin sunduğu. Lisansa da devam edebilirler. Birçok programlarla da olanak sunuyoruz aynı zamanda. Zaten hayat, eğitim, yaşam boyu eğitim hayat değil hayat tercihtir. Nevzat hocamızın dediği gibi tercih Üsküdar Üniversitesi'dir efendim. Teşekkür ediyoruz. Okulu bu nedenle buraya getirdik. Ben bir şey daha söylemek istiyorum. Tekrar dönersiniz mutlaka. Tabii ki. Geçen yıl geldiğimizde farklı bir heyecanla gelmiştik, hatırlıyorsunuz. Evet. Sizler de ekibin içerisindeydiniz. Yaşayan bir üniversitemiz yoktu o zaman. Öğrencilerimiz yoktu. Öğrenciler gelecekti, kim gelecek, ne kadar gelecek. Bunu bir sınamaya çalıştık. Böyle büyük bir sinerji yaratarak kendi aramızda tanıtımlarda çok aktif rol aldık. Ve bizi mahcup etmediler gençler. Çok teşekkür ediyoruz. Çok iyi sayıyla başladı Üsküdar Üniversitesi. Ve tematik olması açısından da özelliklerini arkadaşlardan bunun sonra paylaşalım. Bunun avantajlarını size soracağım hocam. Onda daha sonra konuşuruz. Evet. Kendilerine teşekkür ediyoruz. O gençler diğer gençleri çekiyorlar. Çekim alanına bekliyoruz efendim hepsini. Tamam. Evet hocam, teşekkür ediyoruz. Evet, sağlık hizmetleri meslek yüksek okulu genelde hocamız çok güzel ifade etti. Biraz daha özele girersek ya, bu meslek yüksek okulu içinde hangi bölümler var? Optisyenlik önemli bir alan. İlk ve acil yardım çok önemli alanlar bunlarda. Optisyenlik deyince İbrahim hocam neyi anlamalıyız? Yani optisyenlik deyince benim aklıma bir gözlük geliyor. Değil mi? Evet. Doğru mu? Buyurun. Optisyenlik... Evet, Zülten hocam gösteriyor gözlüğü bu arada. Buyurun hocam. Tabii tanım olarak göz ekibinin tanısını koymuş olduğu ve reçetesini yazmış olduğu bir optik gereci hazırlayan ve hastaya sunan kişi demektir aslında. Yani optisyenin amacı göz doktorunun yazmış olduğu bir gözlük olabilir, kontak lens olabilir veya herhangi bir görmeye yardımcı olan özel bir gözlük olabilir, optik araç olabilir. Onu hazırlayan, seçen, hangi hastaya hangi tip çerçeve, hangi tip cam olabileceğini karar veren, aynı zamanda işin estetik yönünde olan, optikle beraber estetik yönünde olan bir meslek. Uygulama alanı çok geniş. Çünkü göz hekimlerinin en yakın yardımcıları veya en yakın partneri diyebiliriz optikçileri. Çünkü ikisi beraber kulvarda yol alıyor. Yani göz hekimi tanısını koyuyor, reçetesini yazıyor ama onu hastaya sunan, o reçeteyi hayatiyete geçiren ve hastanın ihtiyacına göre de onu biçimlendiren optikçi oluyor.
Optikçi bu işin aslında mutfakta çalışan çok önemli bir elemanı oluyor. Yani. Hocam bir cam var, doğru değil mi? Bu bir takım bir ham madde, bu cam işleniyor. Daha sonra o cam gözümüze gözlük gelene, gelene kadar olan aşamada optisyenler değil mi? Tabii. Daha somut olarak ifade edecek olursak. Somut olarak, evet. Taktığınız gözlüğü aslında tamamen optisyenlerin denetiminde. Tabii. Yani aslında burada optisyenlik çok önemli bir meslek. Optisyen arkadaşlarımızın yaptığı iş sadece camı kesip çerçeveye takmak değil. Evet. Yani bu çok teknik bir meslektir aslında. Hangi yüze ne tür çerçeve gider? Çünkü burada hasta gözlük seçerken estetiğe önem veriyor. Ama optisyen estetikten de öte artı bunun optik olarak uygun mu değil mi diye ona karar veriyor. Dolayısıyla burada optikçinin hem optisyenliğe hakim olması lazım, hem estetiğe hakim olması lazım. Evet. Hem de mesleki yönden optik bilgilerine çok iyi hakim olmalı. Çünkü bir camı kesmek, o camı tam odaklamak, hastanın yüzünde odaklamak, çerçevenin duruşuna göre camı merkezlemek. Bunlar çok teknik işler tabii. Biz bunu kendi üniversitemizde inşallah talebelerimize yani son derece titiz bir şekilde hem pratiğini hem teorini hem pratiğini vereceğiz. Ve çocuklar bizim okuldan mezun olduğu zaman tek başına optisyenliğini yapar hale gelecekler. Yani aynı zamanda birer de sanatçılar. Kesinlikle. Eğitim şart, tabii, yani eğitimsiz olmaz değil mi hocam? Evet, eğitim hocam, şart. Evet, çok evet. Önemli. Yani optisyenlik eskiden 2004 yılına kadar bizde bir kanunumuz yoktu zaten. Optisyenlerin bir kanunu yoktu. Hocamızın da ifade ettiği gibi hep alaylı gidiyordu bu işler. Evet. Ama 2004 yılında çıkan 5193 sayılı kanunla, optisyenlik kanunuyla bu belli ciddi kanunlarla denetim alındı. Denetim. Eski optikçi arkadaşlar, 2004'ten önceki olan optikçi arkadaşlar optisyenlik ünvanını kullanamıyorlar. Çünkü optisyenlik ünvanını kullanabilmek için en az ön lisans düzeyinde bu optisyenlik alanında hizmet veren bir okuldan mezun olması gerekiyor. İstihdama da geleceğiz hocam. Evet. Pardon hocam, bir izin verirseniz hocama bir şey söyleyeceğim. Yani şöyle, optisyen ünvanını alacak çok güzel. O zaman çünkü halk nasıl tanımlıyordu? İsim tanımlamaları çok önemli böyle şeylerde. Gözlükçü de çalışıyor. Evet. Ama hocamın dediği bütün her şeyi yapıyor. O deneyimi kazanmış. Fakat bir diplomayla isim almak, ünvan almak da o da son derece önemli. Doğru hocam. Katkı olsun diye efendim. Teşekkür ederim. Estağfurullah. Çok sağ olun. Bu arada değerli izleyenlerimiz, canlı telefon bağlantısı tekrar hatırlatmak istiyorum. Yapabiliyorsunuz 0216 422 96 ve 0216 422 97'den hocalarıma, değerli hocalarıma sorularınızı samimiyete yöneltebilirsiniz. Onlardan da samimi bir şekilde cevap alacaksınız. Diğer önemli bir programda ilk ve acil yardım programı. Bu da önemli. Çünkü baktığımızda aslında yaşam zincirinin önemli bir halkası. Direkt ilk ve acil yardım eğitimi almış elemanlarımız, personellerimiz, arkadaşlarımız ilk müdahaleleri yapıyor ve donanımların da çok önemli olduğunu ben inanıyorum. Kesinlikle. İlk ve acil yardım dediğimizde İrem Hanım neler söyleyebiliriz? Önemine ilişkin neler söyleyebiliriz? Buyurun. Ve neler yapıyorlar? Buyurun. Şimdi ilk ve acil yardım programının ben öncelikle amacından size bahsedeyim. Hasta ya da yaralı diye bahsettiğimiz bireylere olay yerinde acil müdahale hizmetlerini verip daha sonra da bu kişileri hastaneye ulaşıncaya kadar geçen süre içerisinde, yani o esas tedavisi yapılıncaya kadar gerekli merkeze uygun koşullar dahilinde, uygun koşullar sağlanarak taşınmasının yapılması ve yine bu süre zarfında da hayatını kurtarıcı ya da sakat kalmasını önleyici tüm tıbbi müdahaleleri yapacak olan yardımcı sağlık personelini yetiştirmek amacıyla kurulmuş bir bölümdür ilk ve acil yardım bölümü. Ya o kadar önemli ki hocam. Yani o an yapılacak bir hata veya ihmal değil mi? Buradaki sizin pozisyonunuzu o kadar güzel ifade ediyor ki, ya çok önemli görevler düşüyor gerçekten bugün. Kesinlikle. Her yerde kaza olabiliyor. İnsanın başına her şekilde her yerde her an her yerde başımıza bir şey gelebiliyor. Ve burada eğitimin önemli. Pardon, ben söze girmiş oldum da önemi açısından. Medyada, haberlerde de çok izliyoruz. Mesela yaralanmalar sonucunda, omurilik yaralanmalarında yanlış taşındı, felç oldu. Yani karnı belki tutulma. Yaşıyor kişi ama bütün fonksiyonlarını elinden alıyor. Halbuki deneyimli insanların yapmış olması bunu.
operasyon eğitimleri bir yaşam değil, başlı başına aynı zamanda yaşam fonksiyonlarını da kazandırıyor, geri getiriyor. Bir çok takım tabii pratik bilgiler de önemli şeyler, burada değil mi hocam? Pratik bilgileri bilmek, ona göre müdahale. Aslında burada o eğitimi almamışsa değil mi, müdahale de etmemeli. Etmemeli ama haberlerde de hepimiz seyrediyoruz. Genelde hocamın da bahsettiği gibi böyle karga tulumba taşınan ve bu ilk yardım müdahaleleri, bilinçsiz ilk yardım müdahalelerinden dolayı sakat kalmalar ve ölüme kadar giden olumsuz sonuçlara rastlıyoruz maalesef. Evet. Evet. Ayrıntılandıracağız. Bunları ayrıntılayacağız. Optisyenle ilişkin. Buradan ben tekrar Gülten hocama dönmek istiyorum. Estağfurullah. Hocam, bir sağlık hizmetleri meslek okulu müdürüsünüz. Orada 31 tane program var diye biliyorum ben. Yanlış mı biliyorum? 21. 21 mi? Evet. Demek ki 31 olacak Şahba Bey. Allah söyledi size. Yeni açılanlarla galiba. Yeni açılanlarla biraz 21, bahsedebilir misin? Tabii, neler tabii, var hocam tabii, sizde? Tabii tabii. Yeni açılanlarla hali hazırda 21 programımız oldu ve doluluk oranı en yüksek okullardan bir tanesi üniversitemizde. Hı-hı. Zaten bu yılda çok o nedenle göz önünde oldu Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu. Çünkü öğrenci kalabalık. Kalabalık olan yerde dinamizm oluyor biliyorsunuz. Yani evet. Sorunuyla, çözümüyle, mutluluğuyla, mutsuzluğuyla. Fakat genel olarak öğrencilerimiz geldiler ve mutlu oldular. Yani onlardan biri de olsaydı şu anda burada geri bildirimlerini verselerdi. Önümüzdeki dönemlerde misafir edeceğiz hocam öğrencilerimizi. Şöyleydik geçen yıl. Yaşayan üniversite değilken başlangıçta 6 tane programımız vardı. Elektronörofizyoloji, tıbbi görüntüleme, sağlık kurumları işletmeciliği, tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik, yaşlı bakım. Bir tane unuttum Şaban Bey, şimdi aklıma gelir. Tamam, evet. Efendim? Tıbbi görüntüleme. Tıbbi görüntüleme, onu söyledik. Sonra yeni programlarımızı ve arkadaşların sunduğu iki program, şimdi bu dönem, bu yıl hayata geçecek olan. Yeni ilk öğrenci olacaksınız değil mi? İlk öğrenci alacağımız programlar. 10 tane daha yeni programımız oldu. Şöyle de talep oldu öğrencilerden. Çünkü birçok bölümümüzün doluluk oranları çok yüksek. İkinci öğretim olabilir mi talebi üzerine? %50'den fazla olan, doluluk olan bölümlerde YÖK'ün önerisine göre 5 tane de ikinci öğretim açtık programlarımızda. Onlarla birlikte şu anda 21 programımız var, yürürlüğe girecek. Bunlardan 10 tanesi yeni açılan bölümler. Evet hocam. Buradan size dönmek istiyorum tekrar. Optisyenliği biraz daha tanıyalım. Neler yapıyorsunuz? Çünkü merak eden öğrencilerin olduğunu tahmin edebiliyorum. Biraz öncesinde bir araştırma yaptığımda aslında Türkiye'de bu alanda da bir ihtiyaç olduğunu gördüm. Yanılmıyorsam birkaç üniversitede var. Evet. Ve toplamda da 300-350 belki yılda mezunları var. 350 civarında mezun veriyor. Evet. Doğru. Hocam eğitimden biraz bahsedelim. Üsküdar Üniversitesi olarak tamam bu sene ilk defa öğrencilerinizi alacaksınız ama eğitim müfredatı, prosedür ne olacak? Biraz eğitimden bahsedelim. Bu öğrencilerimiz hangi dersleri görecekler? Evet. Şimdi tabii optisyenliğin iki yönü var. Bir optikle alakalı çocukların yetiştirilmesi gerekiyor. Bir de tıbbi yönü var. Biz müfredatımızda, eğitim müfredatımızda optisyenlik direkt göz ile alakalı olduğu için gözün anatomisi, fizyolojisi ile ilgili ve göz ve göz asıkla ilgili bilgileri çocuklara veriyoruz. Ben zaten göz hekimi olaraktan o konuda zaten ciddi olarak duracağız. Onun dışında ayrıyeten çocuklara fizik, optik fizik bilhassa konusunda ders verilecek. Kimya konusunda ders verilecek. Yani sırf optiğinle ilgili değil, ayrıyeten bu mesleğin icra edilme şekli, yani pratik hayatta icra edilme şekli, gelen bir reçetenin nasıl okunacağı, aynı bir optik bir mağaza açtığı zaman bu mağazadaki muhasebe işini nasıl götüreceği, müşteriyi nasıl karşılayacağı. Her alanda bir donanımı mı sahip olacak? Evet, yani tamamıyla evet doğru. Hatta daha da ötesini söyleyeyim size. Bu yani çocuklarımıza biz Atatürk ilke ve ilk Araplarıyla ilgili, Türkçe ile temel ilgili, bilimler. Yabancı dille ilgili tabii bu temel bilgileri, temel eğitimlerini de vereceğiz. Dolayısıyla bir optisyenlik bölümünü bitiren bir kardeşimiz A'dan Z'ye mesleki ve ticari yönden ne yapacağını bilmiş olarak mezun olacak. Zaten biz aynı zamanda bu eğitimi verirken saha eğitimi de vereceğiz tabii. Yani çocuklarımıza pratik biz çok önemli pratik hocam. Vereceğiz yani tabii ki. Üniversiteler değil mi? Evet, tabii. Evet. Hocam. Yani bizim kendi üniversitemizin laboratuvarının dışında
Yani gözlük nasıl kesilir, cam nasıl kesilir, gözlük nasıl montajı yapılır? Bu bizim kendi laboratuvarımızın dışında sahada optik optikçi arkadaşların ve optisyenlerin yanında birebir ilk sene yaklaşık her 20 gün, ikinci sene 40 gün civarında hocam, evet, tahmin ediyorum. Uygulama. Uygulama yapacağız. Bu zorunlu zaten. Zorunlu. Dolayısıyla yani bir bölümü bitiren bir öğrencimiz kendine tam bir güvenen, mesleğine özgüveni yüksek, mesleğine hakim, aynı zamanda ticari yönden de ticari bir gözlükçü dükkanında ne yapılır, resmi yani resmi müfredat prosedür nedir, bunlar tamamıyla öğrenmiş olacak mezun olacak. Yani şöyle diyebilir miyiz hocam, sizden mezun olan bir optisyen programı öğrencisi bir gözlükçü dükkanı açacak olsa, yani kuruluş aşamasından sonuca kadar her noktada müdahale edebilecek ve yetkinliğe sahip mi olacak? Tabii tabii, kesinlikle her müdahale, her safhayı göstereceğiz ona. Yani pratik, teorik ve pratik. Hı hı. Optikle ilgili ve işletme ile alakalı. Yani bir optikçi işletmesi, gözlük mağazasının işletilmesiyle alakalı da teorik ve pratik bilgileri vereceğiz. Ayrıca mesleğine yönelik ve gözleri ilgili bilgileri ve donanımları çocuğumuza vereceğiz. İstihdam olanaklarına birazdan geleceğiz. Biraz daha açmanızı isteyeceğim. Buradan İrem Hanım'a dönmek istiyorum. İlk ve acil yardım öneminden zaten bahsettik. Peki İrem Hanım, siz de Üsküdar Üniversitesi olarak bu yıl ilk öğrencilerinizi alacaksınız. Evet. Birkaç bazı üniversitelerde de tabii var. Sizi farklı kılan neler, davranışsal ve tematik yapının olması önemli olduğunu ben düşünüyorum ama eğitimde baktığımızda bu müfredatınızda sizin nasıl olacak? Optisyenlikten hocamız bahsetti. Hı hı. Sizin ilk ve acil yardım programında eğitim nasıl olacak? Biraz siz de buradan bahsedebilir misiniz? Çünkü tercih edecek öğrencilerimiz vardır. Dönemde tercih dönemi dikkatli dinlediklerini. Çok da talep var. Her iki bölüme de hem optisyenliğe hem ilk ve acil yardıma çok da arayan oldu okulumuz. Evet. Onu da iletelim öğrencilerimize. Hı. Buyurun İrem Hanım, sizden biraz eğitimin nereye, öğrenci geldi, kaydını yaptırdı. Öğrenci ne bekliyor? Evet, eğitim öğrenciyi, olarak. Öğrenciyi neler bekliyor eğitim olarak? Evet. Öncelikle zaten bütün üniversite olarak alınan temel dersler var. Türk dili, Atatürk'lük ve inkılapları, temel bilgi teknolojileri, İngilizce gibi derslerimiz var. Onun haricinde daha böyle mesleğe girecek olursak anatomi, fizyoloji, farmakoloji gibi tıbbi terminoloji gibi ana derslerimiz var ve bunun yanında ilk ve acil yardım bölümü için ambulans servis eğitimleri var, acil kurtarma teknikleriyle ilgili, çalışmalarıyla ilgili derslerimiz var, acil bakım hizmetleri dersimiz var, bir de ilk yardım, ilk ve acil yardım bölümü mezunu öğrencilerimiz devamlı hastalarla, yani insanlarla ilişki halinde olacakları için bir de davranış bilimleri dersimiz var ki üniversitemizde tematik bir üniversite ve bu sloganla yolu çıkıyor. Davranışsal ve bilimlerinde davranış, ilk ve tek. Evet, ilk ve tek. O zaman siz şanslısınız. Biz de yani, şanslıyız. Öğrencilerimiz de şanslı olacak inşallah. Evet. Evet. Hocam ne dersiniz? Davranışsal ve bilimleri tematik bir üniversite ve bir sürü bölüm var. Bunu siz tematik, bu algıyı nasıl avantaja dönüştüreceksiniz Üsküdar Üniversitesi olarak? Tamam, fakültelerimiz var. Onlar zaman zaman misafir ediyoruz, hocalarımız anlatıyor ama yüksekokul nezdinde, sağlık bilimlerinde bir hastane var arkanızda. Şimdi şöyle söyleyelim, aslında nasıl şanslı olacağız? Zaten bu Nevzat hocamızın Türkiye'de ilk kez getirdiği ve kurduğu bu tematik yapıyı ve düşündüğü bir üniversite, kendisine borçluyuz bunu. Hani çok burada da teşekkür etmek gerekir. Bu tematik yapıyı onlar tabii belli fakülteler düzeyinde kendilerince ifade ediyorlar ama bizdeki mesela meslek yüksekokulundaki tematik yapıyı İbrahim hocam öyle güzel anlattı ki üstüne söz söylemek mümkün değil. Dedi ki biz öğrencimize gözü öğreteceğiz. Gözün anatomisini öğreteceğiz. Gözün fizyolojisini, bakışını öğreteceğiz. Estetik de bilmesi lazım bu çocukların dedi. Ama dedi bu dedi oraya geleceğim. Bu dedi yeterli değil dedi. Bu dükkanı da bilecek dedi. Nasıl satacak bu gözlüğü? Nasıl pazarlayacak dedi. Şimdi optisyenlik ki bütün bölümler
bilgimizi böyle detaylandırabiliriz ilerleyen programlarda. Hı-hı. Ama bir optisyenlik programı içerisinde baktığımızda, bakın, pazarlama, göz, anatomi, fizyoloji, Atatürk ülkeleri, inkılap tarihi, Türk dili, İngilizce, bilgisayarımız vesaire, her şey iç içe. Bu yapıyı, multidisipliner yapıyı bir kişide toplayabilmek, bir kişinin beyninde toplayıp bunu sunabilmeyi öğretmek aslında benim gözümde meslek yüksekokulunda tematik olma. Ve bunun ötesinde de açıklanacak bir şey yok. Hani şimdi beyin bilgisayar, beyin depresyon vesaire, onların ilişkisini acaba bizim meslek açıklasak bizim meslek yüksekokuluna çok uymaz. Ama bilgiyi, teoriyi kendi alanında kullanılabilecek şey diğer disiplinlerle birleştirerek gelişmiş bir insan modeli, aynı zamanda da iyi bir insan modeli, bilgili, becerili ortaya çıkaracağız. Tematik yapısı budur meslek psikolojisi. Tabii bu multidisipliner anlayışa örnek benim üniversite olarak sizde dikkatimi çeken mesela Mavi Beyin Projesi, avatar modelleme. Evet. Bir insan korku ve bu sosyal fobisi veya korkusunu, daha doğrusu fobisini yazılacak bir bilgisayar programıyla simüle edip biz ona fakülteleri bırakalım, alanlarına girmeyelim. Biz meslek yüksekokulu nezdinde kendi temsil ettiğimiz çok güzel, birimde çok güzel özetlediniz hocam. Bu şekilde özetleyelim. Teşekkür ediyorum. Tamam. Hocam tekrar optisyenliğe dönecek olursak, biraz önce bahsettik. Eğitimden insanı her anlamda donanım sahibi yaptığınızı vurguladınız. Peki bu öğrenciler, buradan mezun olan öğrenciler nerelerde çalışabiliyor? Yani optisyenlik üzerine sadece gözlükçüler değil mi? Veya bir iş yeri mi açabiliyor? İstihdam olanakları nasıl? Biraz da buradan bilgi verebilir miyiz öğrencilerimize? Şimdi göz hastalıklarının göz hastalıklarında refraksiyon kusuru dediğimiz olaylar, yani ne o hocam, o refraksiyon? Miyop, hipermetrop, astigmat, gözlük, evet. Yani gözlükle uzağı giderilen, görememe, yakını görememe, öyle diyelim evet hocam. Yani gözlükle giderilen görme kusurları diye. Görme kusurları. Evet. Yani gözlükle giderilen görme kusurlarının kusurlarında gözlüğün yeri çok önemli. Dolayısıyla yani gözlüğün yerine konacak bir materyal şu anda yok. Bir kontak lens var yani alternatif olarak. Ama kontak lensi bir yere kadar herkes kullanamıyor zaten. Dolayısıyla gözlük ve gözlükçülük olayı, yani gözlük imalatı, gözlüğün montajı, gözlük satımı konusunda Türkiye'de büyük bir zaten pazar var yani. Evet. Büyük bir, geniş bir çalışma alanı var ticari yönden. Dolayısıyla bizim bölüm bitirecek gençler direkt kendilerine ait bir gözlükçü dükkanı açabilirler. Gözlük ve kontak lens satışı yapabilirler. Kontak lens konusunda da mesela çok Türkiye büyük bir pazara sahip. Bu kontak lensler düne kadar çok az biliniyordu ama bu çok yaygınlaştı. Evet. Toplumun geniş bir kesiminde kabul görüyor. Dolayısıyla gerek gözlük gerek kontak lens, gerekse de bazı optik, özel optik gereçler, yani çok az gören bazı hastalarımız var. O hastalara özel bir takım teleskopik gözlükler veya burada tabii daha detaya girmeyeyim. Özel dizayn, tamam. Özel dizayn edilmiş optik gereçlerin temini ve satışı ve montajı. Bunların zaten bunlarla ilgili Türkiye'de 75 milyonluk nüfusta, yani her yıl 400 optisyenin mezun olması zaten çok. Hocam bir es verelim mi? Evet. Galiba yönetmenim uyarıyor beni. Tabii. Bir seyircimiz var altımızda. Sizlere soru yöneltmek istiyor. Merhabalar. Alo diyelim. Ayça Fidan İstanbul'dan bizimle. Buyurun. Dinliyoruz. Alo, merhabalar. Merhabalar, buyurun, sorunuzu alalım. Benim bir sorum olacaktı. 2 yıllık bu ilk ve acil yardım bölümüyle ilgili bir sorum olacaktı. Bu bölümden mezun olduktan sonra iş imkanlarına baktığımızda mesela devlette de atamalar yapılabiliyor mu? Ya da devlet atama yapılamıyorsa özel sektördeki iş olanakları tam olarak nelerdir? Bununla ilgili sorum olacaktı. Teşekkür ederiz. İstanbul'dan Ayça Fidan. Hanıma. Hocam sizden de sizin cevabını almak isterim. İrem Hanım, sizin de ekleyecekleriniz varsa sizden de almak isterim. İlk ve acil yardım bölümü çok tercih edilen bölümlerden bir tanesi, paramedik olarak da adlandırıyoruz. Tabii ki hali hazırda arkadaşlarımız, genç arkadaşımız da görüyordur. Hani ambulanslarla 112 hasta taşıyor, 112'yi arıyoruz. Özel merkezleri var, komuta merkezleri, deniz, hava, kara kuvvetlerinde. Onları İrem Hanım da söyleyecek. Şimdi en çok sevdiği bu kısmı onun. Evet. Yani hem KPSS devlet tercihiyle çalışabilecekleri birçok alan var.
Ayrıca da bu kadar çok özel kuruluşların, hastanelerin, özel ambulans servislerinin kurulduğu birimler var artık. Oralarda da çalışabiliyorlar ve istihdamları çok çok iyi, çok da kolay olacak. Çok da gereksinim olan bir bölüm. İrem Hanım da tamamlasın, onda daha çok bölümler vardı. Hocam deniz, hava, kara her yerde çalışıyorlar dedi bana. Buraya zaten girişte biz öneminden bahsettik. Yani hayatın her alanında önemli olduğunu ifade ettik. Daha somut olarak söyleyeceksek, Gülten hocamız da bahsetti. Bu mezun olan öğrenci sahaya çıktı. Nerelerde istihdam edilecek, nerelerde çalışabilecek? Yine hocamın söylediklerini tekrar gibi olacak ama tüm sağlık sektöründe hizmet veren kamu kuruluşları, özel kuruluşlar, üniversite hastaneleri, bunların acil birimlerinde çalışabilir mezun olan öğrencilerimiz. Kara, hava, deniz ambulanslarında iş bulabilirler. Evet. Hastaları şehirden şehire nakil ederken hasta nakil ambulanslarında çalışabilirler. Bunun gibi diğer tüm acil yardım evde bakımlarda çalışabilirler. Tabii. 112'nin bir de komuta ve kontrol merkezi iletişim birimi var. Yine buralarda görev alabilirler. Bu komuta ve kontrol merkezi de şöyle bir sistem. Bu ambulansların yönetildiği yer mi oluyor? Aynen komuta? Öyle. Mesela aynen telefon geliyor. Şurada acil bir vaka var. Oradan güzel bir örneğimiz var, onu verecek İrem Hanım. Ambulans, hayır. Buyurun İrem Hanım, sizden alalım. örnekler öğrencilerin şimdi, algılaması noktasında çok önemli. Ben dedim ki evet işte onun için İrem hocam öyle olur mu dedi. Öyle olur İremciğim dedim. Dediğiniz gibi öğrencilerin algılama noktası. Somut istiyor hocam. İremciğim bu komuta merkezini açıklarken dedim zorlanmayalım, öğrenciler iyi anlasınlar. Hocam şöyle yapılıyor, bir yere telefon ediyorsunuz, bir merkez var, İrem şimdi bana anlatıyor. Ben dedim ki İrem şöyle söyleyelim, bu pizzacı gibi 444-0444'ü arıyorsun. Gülten hocam nerede oturuyorsunuz? Altınzane şu mahallede. Size en yakın yeri yönlendiriyorum. 20 dakikada pizzanız elinizde olur. Komuta merkezi bu. Acil ve ilk yardımda. Merkezi arıyorlar. Evet. Nereye yakınsa hasta, acil durumda olan kişi, oraya en yakın olan bir birim yönlendiriliyor ve onlar hemen gelip hastaya müdahale ediyorlar. Peki hocam, sizden devam edelim. Teşekkür ediyorum İrem Hanım. Estağfurullah. Peki pratik olarak baktığımızda, İki bölümde de, iki programda da pratik çok önemli. Tabii. Yani stajyerlik çok önemli. Genel perspektif olarak ya Üsküdar Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu'nda öğrencilerimize ne gibi imkanlar sunuyorsunuz? Sahaya inmeleri noktasında üniversite içinde laboratuvarlar olarak biraz da bunlardan bahsedebilir misiniz öğrencilerimize? Şimdi öncelikle şunu söyleyelim, eksper bir kadromuz var. Yani meslek yüksek okullarında mesleği bilen kişinin, işinin erbabı kişinin dersi veriyor olması son derece önemlidir eğitmede. Çünkü bir şeyi bilmek de aslında tek başına yeterli değil. Sunabilmek de, doğru sunabilmek, etik çerçevede sunabilmek, uygulamaya yönelik sunabilmek, teoriyle uygulamayı bir araya getirebilmek. Çok önemli. Bunlar tabii hoca misyonu dışında diğer özellikleri de gerektiren. Böyle bir kadromuz var. 30'a yakında yeni kadro katılımımız olduğu meslek yüksek okulumuz kalabalık olduğu için işte iki böyle pırıl pırıl öğretim üyemizi karşınızda görüyorsunuz ve hep böyle işlerini biliyorlar, anlatabiliyorlar, yapabiliyorlar. Evet. Nitelikte olması çok önemli. Ve de biz Üsküdar Üniversitesi olarak şöyle de bir ayrıcalık sunmuştuk geçen yıldan itibaren. Birinci sınıfların hepsine derslerinin yanına uygulamalar koyduk. Ve bazı yerlerde demeyelim genellemek gibi olmasın da daha çok hani ikinci sınıfta teorik dersler öğrenildiğinde, zorunlu dersler alındığında konulan uygulamaları dahil biz birinci sınıfa yaydık ve bu şekilde de geliştirerek devam ettiriyoruz programlarımızı. Bir üniversitenin hastanesi olması zaten burada belirleyici. MP İstanbul hastanelerini herkes biliyor. Nevzat hocamızın tabii bir nolu yani ilk kurduğu psikiyatri hastaneleri, ama diğer birimlere hizmet edecek şekilde de yapılanmalar var içerisinde. Avantaj hem buralarda öğrencilerimiz uygulamaya gittiler, staj gördüler, hem de isim vermeyelim ama belli hastaneler üniversitemize yakın iletişimlerimizle destek oldular. Oralarda da öğrencilerimiz uygulamaya gidiyorlar, devam ediyorlar. Daha da artacak tabii ki. Şimdi yeni açılan bölümlerimizde diyelim ki sosyal hizmet ilk kez kurduk, uygulamasız asla olmayacak bir bölüm. Hatta ilk yıldan başlamaları lazım, çünkü tıbbi sosyal çalışmacı olacaklar, o rolde çalışabilecekler.
diğer sosyal topluma yönelik eğitmenlik sosyal. İlk yıldan itibaren onlara da 10'ar saat koyduk. İşte çocuk esirgeme kurumlarına, yaşlı bakım birimlerine, özel birimlere onlar dahi ki uygulamaya girecekler. Yani tabii hastane onlar gerektirmeyen yerlerde bile uygulamamız var bizim. Çok iddialıyız bu konuda. Evet. Kısa bir ara vereceğiz. Tabii ki. Değerli izleyenler, kısa bir ara, ardından tekrar buradayız. Hayat Tercihleri devam edecek. Değerli izleyenlerim, Seyahat Tercihleri programı kaldığı yerden devam ediyor. Sorularınızı tabii ki telefondan bizlere yöneltebilirsiniz. Yönetmenim zaman zaman ekranlara getiriyor. Haricinde bilgi@hayattercihleri.com'dan da tabii ki bizimle sorularınızı paylaşabilirsiniz. Buradan uzman hocalarımız bu programda cevap veremesek bile sonrasında kesinlikle size dönüş yapacaktır. Bu hatırlatmayı yapalım ve telefon attığımızda bir izleyicimiz, seyircimiz var. Hemen ona dönelim. Alo. Nilgün Yücel. Alo. İzmir'den. Buyurun. İyi günler. Ben optisyenlikle ilgili bir soru aktarmak istiyorum. Optisyenlik bölümünü bitirenler bir gözlük mağazası açabiliyorlar mı? Ya da gözlük mağazalarında mutlaka bir optisyenlik mezunu çalıştırmak zorundalar mı? Bu anlamda bir bilgi alabilirsem sevinirim. Teşekkürler. Teşekkür ediyoruz. Nilgün Yücel İzmir'den. Çok sağ olun. Güzel, yerinde bir soru. Evet. Buna tabii biraz önce değinecek gibi olduk ama biraz ıskalamış olabiliriz. Evet, bu insanlar dükkan açabiliyor mu? Veya her gözlükçü bir optisyen mi hocam? Evet. Şimdi 2004'te çıkan 5193 sayılı optisyenlik kanununa göre optik mağazaların açılmasında muhakkak bir optisyen diploması gerekiyor. Hı hı. Yani o mağazanın kendi sahibinin optisyen olması gerekiyor. Veya bir mesul müdür, optisyen mesul müdürle beraber o dükkanı açması gerekiyor. Yani kesinlikle optisyen olmayan veya optisyen çalıştırmayan bir optikçi mağazası söz konusu olamaz. Hı hı. Dolayısıyla bu konuda zaten çalışma sahaları çok geniş. Yani bizim okulu bitiren bir arkadaşımız kendi optikçi mağazasını açabilir veya bir mesul müdür olaraktan bir optikçiyle optiğin mesul müdürlüğünü yapabilir veya yine bir optikçi mağazasında optisyen olarak, usta olarak da çalışabilir. Bir alaylı tabirini kullandınız. Yani optisyen diploması olmadan olmayan hiçbir kimse veya kuruluş ne güneş gözlüğü, aslında kanunda öyle yazıyor. Hı hı. Ne dereceli gözlük, ne de kontak lens satamaz. Evet. Yani şu an mevcut olan tüm gözlükçülerimiz optisyen bir şekilde. Şimdi, ya mesul müdürü değil mi optisyen veya tabii, kendisi, ya kendisi optisyendir. Evet. Veya bir optisyenin mesul müdürlüğü altında o işletmeyi çalıştırıyordur. Hı hı. Peki hocam, biraz önce anlatırken dikkatimi çekti. Gözlük baktığımızda bir cam ve daha tutulabilir ama lensler biraz daha hassas. Böyle evet. Peki buralarda bu öğrencilerimiz, mezunlarımız nasıl görev alıyor? Lens üretiminde mi? Şimdi lens konusu yine çünkü estetik olarak bugün baktığımızda yani numaralı olduğu gibi hani estetik olarak da çok tercih edilen. Çok tercih edilen. Şimdi önemli. gözlüğün montajı, camın kesilmesi, hangi çerçeveye hangi camın takılacağı veya o kişinin yüz siması. Çünkü yuvarlak yüzü ayrı, uzun yüzde ayrı, kare yüzde ayrı gözlük çerçevesi önermesi gerekiyor optisyenin. Bunlar, bu teknik şeyler tamamen gözlükçü optisyen arkadaşa ait. Evet. Ama lens de öyle değil. Lens de göz hekimi hastayı muayene ediyor. Lens ölçülerini yazıyor. Optisyenin burada yapacağı tek şey doktorun yazmış olduğu lensin derecesi ve ölçüsüne göre lensini hastaya temin etmek ve vermek. Yine o lensin uygulaması, takması, çıkarması ve lensle ilgili sorunların çözümü doktora ait. Çünkü göze temas eden bir cisimdir lens, kontak lens. Doğru. Dolayısıyla enfeksiyon riski var, rutin kontrolleri var. Yani o göz hekiminin sahasına giriyor. Hocam yani, lens satışı ama tamamıyla optisyenin şeyindedir, yetkisi dahilindedir. Göz doktoru olduğunuz için ben bu soruyu yöneltmek istiyorum. Yakınım bu noktada ciddi sıkıntılar yaşadı. Çünkü lens verildi tabii numaralı ama hani uygun bir numara değilmiş. Aylarca taktı ve ciddi sorunlar yaşadı. Şimdi yeni kanun ilk çıktığında biraz tabii uygulamada aksaklıklar oldu ama şimdi artık daha uygun, daha ciddi uygulanıyor. Gerek gözlük, gerek de kontak lens satışlarında reçete olmadan optisyen kesinlikle ne gözlük ne de lens verme konumunda değil. Veremez yani.
Yasak. Yasak. Tıpkı şimdiki ilaçtaki da bunu uygulanmaya çalışıyor. Eczanelerde biliyorsunuz. Reçetesiz ilaç satılamayacak gibi. Gözlükte de öyle. Yani gözlük, optisyen bir arkadaşımız kendine gelen, doktordan gelen gözlük reçetesini veya lens reçetesini talep etmek, vermek zorunda. Yani reçetesiz dereceli gözlük satışı veya lens satışı zaten şu an yasak. Ama optisyenlerin şu şeyi var. Türkiye'de yaklaşık 4000-5000 tane doktor var. Göz doktoru var yani. Doktoru, göz doktoru var. Yani nüfusumuz çok genç ve sürekli artıyor. Aynı zamanda toplumsal bilinç yükseliyor. Yani artık çocuk dünyaya geliyor. Ondan geldiğine itibaren göz, rutin göz muayenelerini aileler yaptırıyor. O bilinç, o kültürde yükseldi. CVD. Evet. Dolayısıyla gözlük kullanımı ve erken teşhis çok şey hale geldi. Kolaylaştı. Buna paralel olarak da tabii optisyen ihtiyacı çok arttı. Evet. Çünkü saha geniş. Saha geniş olduğu için bir istatistik var mı hocam elinizde? Yani şu an Türkiye ortalamasında şu kadar optisyen, mesela 4000-5000 tane göz doktorundan olduğunu bahsettiniz. Evet, doğru. Optisyenlik noktasında da böyle bir istatistik var mı elinizde? Şimdi şu anda istatistik yok. Anladım. İstatistik yok ama ihtiyaç olduğu ama bariz. İhtiyaç var çünkü nüfus artıyor. Var olan gözlük optisyen arkadaşların tabii el değiştiriyor. Yani sürekli bir toplum devinim halinde, nüfusun devinim bir halinde. Evet. Dolayısıyla optisyene ihtiyaç çok ve optisyenlerin iki yönü var. Hem sağlık yönü var hem ticari yönü var. Yani iki ayaklı bir meslek. Yani hem sağlığa hitap ediyor hem ticaret, serbest ticaret hayatına atılabiliyorlar. Zaten ders... Üçüncü ayağı da dikey geçişle. Onu belki sormadınız ama soracaksınız. Süremizin sonuna hocam geliyoruz. Hocam onu da bahsedin. Ben önemli bir şey bu konuyla ilgili... Buyurun Gülten Hocam. Son sözü size vereceğim ben Gülten Hocam. Yok yok, hemen bu konuyla ilgili diye söyledim. Dinliyorum hani hocam. İbrahim Bey de çok güzel izah ediyor. İşte hekim değil, reçete olmadan verilmemesi lazım. Meslek yüksek okullarında genel olarak bütün bölümlerde bunlara dikkat edilmesi gerekiyor. Evet. Verilen eğitimin çerçevesinin de, yani hocalarımızın da çok dikkatli olması gerekiyor. Zaten tematiğin bir ayağı da bu işte. Etik derslerimiz de, İrem Hanım da söyleyecek, bütün bölümlerimizde var. Çünkü medyada çok hocam önceden duyduk. Tabii, kendini diş hekimi zannetti, protezci şunu yaptı. Göz doktoru zannetti, bunu yaptı. Diplomasız doktor çıktı bunca yıllık şey vesaire filan gibi. Evet. Etik derslerimizin olmasının temel amacı da bu. Hani sınırları nerededir bu arkadaşların? Reçetesiz mutlak olmaz ilaç gibi düşünülerek. Bunların da vurgulanması son derece önemli. Onları da öğreteceğiz aynı zamanda. İrem Hanım, burada size dönmek istiyorum. İbrahim Hocam bahsetti kendi optisyenlikle ilgili istihdamdan ve hani şu an ihtiyaç duyulduğundan. Peki ilk ve acil yardım noktasında bir istatistik var mı elinize bilmiyorum ama ihtiyaç var mı baktığımızda? Yani bu alanda mesela öğrenciler gönül rahatıyla bu bölümü tercih edip okuyabilir mi iş kaygısı noktasında? Duymalarına gerek var mı iş kaygısı? Yani iş kaygısı duymalarına hiç gerek yok. İlk ve acil yardım programı dahil diğer tüm sağlıkla ilgili olan bütün programlarda zaten eleman ihtiyacı her daim var. O yüzden hiç öğrencilerimiz bu bölümleri seçerken hem ilk ve acil yardım için olsun, diğer programlar için olsun hiçbir kaygı duymalarına gerek yok. Her daim iş bulabileceklerdir. Peki kimler tercih etsin bunu? Ülke nüfusuna bakarsanız zaten ihtiyaç saptanır. Hiç istatistiğe gerek çok, yok. Çok doğru. Bir de tabii Türkiye'de krize girmeyen tek sektör de sağlıkmış hocam. Evet. Kimler başvurabilir veya kimler tercih edebilir? Kısaca son 3 dakikaya giriyoruz hocam. Tabii. Şimdi liseden mezun olduktan sonra YGS 2 puanıyla alıyoruz biz bölümümüze. Şu anda zaten ilk defa açıldığı için taban puanlarımız ve taban puanlarımız belli değil. O yüzden 140 barajını aşan her öğrenci bizim öğrencimiz olabilir. Lise fark ediyor mu hocam? Lise fark etmez. Her şekilde YGS 2 puanından 140'ı aşmak yeterli. Mezun olan herkes tercih edebiliyor. Sizi hocam kim tercih edebiliyor? Şimdi bizim mesleğe tercih eden arkadaşların çok sabırlı olması lazım. Titiz olması lazım. Çünkü bizim meslek aynı zamanda el becerisi de istiyor. Yani cam kesip çerçeveyi montajı falan. Ayrıca tıbbi biraz bir ilgisi olması lazım. Yani biyolojiye, tıbba
biraz optiğe ilgili olması lazım. Biraz ilgili, sağlıyor değil mi hocam? Evet. O arkadaşlar tercih etmesi tabii iyi olur. Teşekkür ederim hocam. Son bir buçuk dakikaya giriyoruz. Gülten hocam şöyle bir toparlayacak olursak neler söyleyebiliriz? Tamam, hemen toparlayalım. Her iki bölümümüze de talep çok, arayan çok. Biz bütün gençlerimizi bekliyoruz. Burs çeşitliliklerimiz var üniversitemizde. Ama bölümler için hemen söyleyelim. Üniversitemiz Üsküdar Üniversitesi. İlk tercih olduğu zaman %25 kafadan burs. Diğer çeşitlilikler için www.uskudar.edu.tr internet sitemiz içerisinde var. Hı. Burslarımıza da bakabilirler. Şöyle bir ayrıcalık var. Yalnız her iki bölüm için şimdi söyleyelim. Diğer programlarda diğer bölümlerimiz olacak. Hı. Optisyenliğe sınavsız geçiş yok. Böyle bir karar var çünkü İbrahim Hoca onu aslında o biliyor, bize öğretti, fakat şu anda tabii yoğunluktan sıra gelmedi unuttu. Ona. Evet, buyurun yani hocam, önemli sağlık bir meslek lisesi optisyenliğe tabanlı olmadığı için sınavsız geçişle meslek lisesinden gelen öğrencimiz olmayacak. İrem hocamızın söylediği gibi 140 barajı aşmış olan ve normal lise bitirmiş olan öğrenciler başvurabilecekler, ama ilk ve acil yardım için meslek liselerinden mezun öğrencilerimizden de gelebilirler. Hı hı. Hepsi gelsin, bekliyoruz. Hepsini sevgiyle kucaklıyoruz. Kucaklayacağız. Üsküdar Üniversitesi ilk adresimiz. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet, Üsküdar Üniversitesi'nden Profesör Doktor Gülten Kaptan, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, yine Yardımcı Doçent Doktor İbrahim Şahbaz, Optisyenlik Bölüm Başkanı hocamız ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'ndan yine İrem Özel İlk ve Yardım Acil Yardım Bölüm Başkanımız. Teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık. Hoş biz geldiniz. Teşekkür ederim. İnşallah önümüzdeki süreçte tekrar sizleri misafir edeceğiz. Öğrencilerimizi bilgilendirmeye devam edeceğiz. Evet. Teşekkür ediyoruz. Sizin de elinize sağlık. Evet. Değerli seyircilerimiz, Hayat Tercihtir, bir Hayat Tercihtir programının daha sonuna geldik. Yarın yine sizlerle olacağız. Yarın önemli bir konu, sınav öncesi ve psikosomatik belirtiler. Yani bunları nasıl hastalığa fiziksel olarak döndüğünü ele alacağız. Anne babaya düşen görevler, dün kısmen değindik ama daha fiziksel belirtilerini ele alacağız. Profesör Doktor Özgür Yorbik ve uzman psikolog Hande Sinirlioğlu bizlerle olacak. Yarın görüşmek üzere 15.16'da. İyi günler.